Cihan ara, cihan içindedir arayı bilmezler. Şu mahiler ki derya içredür, deryayı bilmezler. Harabat ehline duzah azabın anma ey zahid. Ki bunlar İbni Vakt oldu, gam-ı ferdayı bilmezler. Hamide kadlerine rişteyi eşki takıp bunlar, atarlar tir-i maksudu, nedendir yayı bilmezler. Şafak gün kan içinde dağını seyretse aşıklar, güneşte zerre görmezler, felekte ayı bilmezler. Hayali fakr şalına çekenler cismi uryanı, anunla fahri derler, atlas-ı dibayı bilmezler. Cihan ara, cihan içindedir, arayı bilmezler. Şu mahiler ki derya içtedir, deryayı bilmezler, diyor Hayali Bey. Burada tasavvufi düşünüşün çok ince bir şekilde işlenmiş olduğu dikkatimizi çekiyor. Dilerseniz beytteki kelimelerin anlamlarını, güncel anlamlarını vererek başlayalım. Cihan ara, dünyayı süsleyen, dünyaya güzellik veren anlamında Farsça bir terkip oluşturmuştur. Cihan, dünya, alem anlamına gelen bir sözcük. Mahi ise beyitte geçen balık anlamına gelir. Derya ise balığın içinde yaşadığı denizdir. Dolayısıyla bakmış olduğumuzda günümüz Türkçesine nesne aktardığımız takdirde daha anlaşılır hale gelmesi durumu söz konusu olur. Şöyle ki, dünyayı süsleyen dünyanın içindedir, arayamazlar. Denizin içindeki balıklar da denizi bilmezler, diyor Hayali Bey. Tabi burada iki farklı cümle arasında beyit sistematiğinin vermiş olduğu bir ilişki söz konusu. Hayali Bey burada dünyayı süsleyen dünyanın içindedir. Yani Allah'ın türlü alametleri dünyadayken onu arayamazlar. İşte o arayamayan insanlar denizin içinde bulunup da denizin ne olduğunu bilmeyen balıklar gibi şuursuzdur şeklinde bir ithamda bulunuyor. Dolayısıyla dünyayı yaratıp bezeyen Allah'ın alametlerini dünyada arayıp bulamayanlar, denizin içinde yaşayıp denizin ne olduğunu bilmeyen balıklara benzer şeklinde bir sonuca ulaşabiliriz. Burada arayı bilmezler derken günümüz Türkçesinde arayabilirler şeklinde söyleriz, ancak olumsuz çekiminde araya bilmezler demeyiz, arayamazlar deriz. Ancak o dönemde yeterlilik fiilinin olumsuzunda da bilmek eylemi kullanılıyor. Dolayısıyla baktığımızda beyitte deniz dünya karşılığında kullanılıyor üst beyitteki. Mahiler ise, yani denizin ne olduğunu bilmeyen balıklar ise Allah'ın alametlerini görmekten aciz, basireti bağlı insanlara karşılık gelir. Burada Hayali Bey'in bu söylemi çok hoşa gitmiş olmalı ki asırlardan beri söylene söylene berceste mahiyeti kazanmıştır. Berceste sıçramış, fırlamış demektir ve şöhreti kendisinden sonraki asırlara da ulaşmış olan beyitleri karşılar. Bu beyitler yeri geldi mi deyim ya da atasözü mahiyetinde de kullanılırlar. Devam edelim. Harabat ehline duzah azabın anma ey zahid ki bunlar İbni Vakt olduğu gam-ı ferdayı bilmezler, diyor şair. Harabat, harabeler, virane yerler anlamına gelir. Lakin eskiden meyhaneler de harap bitap yerler olduğu için meyhaneler karşılığında da harabat sözcüğünün kullanıldığını görebiliriz. Ehil sözcüğü ise bir yerde oturan, bir yerin sakini ya da sahibi anlamına gelebilir. Harabat ehli ise meyhanede oturanlar, meyhane sakinleri olarak çevrilebilecek bir görünüm arz eder. Duzah, Farsça cehennem demektir. Azap, eziyet, sıkıntı, ceza anlamlarına gelir. Zahid ise divan şiirinde kendisine sürekli çatılan, kendisinden haz alınmayan, şairlerin sürekli olarak eleştirdiği bir
tiptir. Kaba sofu, ihlassız ibadet eden kişidir. Zahit sürekli insanlar kendisini ibadette görsün diye camiye gider, namaz kılar. Ancak yapmış olduğu ibadette bir samimiyetsizlik söz konusudur. Ve şiire rint kimliğiyle giren divan şairi bu kavrama zıt olan kaba sofuyu, zahidi sürekli eleştirir. İbn-i Vat gene bir kavram, rintlikle birlikte düşünülebilecek bir kavram. Zamanın çocuğu anlamına gelir. Ancak zaman kavramını aşmış, onun üstünde olan rint kişi olarak karşılanabilir. Gam, keder, kaygı, sıkıntı anlamlarına gelir. Gam-ı ferda ise yarın, gelecek kaygısı anlamında bir terkip oluşturur. Şair burada günümüz Türkçesiyle nesre aktardığımız durumda şunu söylüyor. Ey zahit, meyhane sakinlerine cehennem azabını anma. Bunlar zamanın çocuğu oldular. Yarın kaygısını bilmezler. Evet, meyhane sakinleri, rintler divan şiirinde ellerinde çanakla meyhaneciden küplerin dibindeki şarap tortusunu yani cürayı dilenen, efendim hamam ocaklarında ısınmak için soğuk havalarda yatıp kalkan, dışları viran ancak içleri mamur insanları karşılar. Bunlar zamanın çocuğudur, gelecek kaygıları yoktur, çoluk çocuk geçim telaşeleri de yoktur. Dolayısıyla onlara cehennem azabını anmanın, cehennemle korkutmanın bir anlamı yoktur demeye çalışıyor şairimiz. Rintler zaman kaygısından, geçim telaşesinden ve çoluk çocuk kaygından azade yaşayan, dışarıdan bakıldığında viran görünen ancak gönülleri yüce kimselerdir. Divan şiirinde şairler rint ağzından konuşurlar. Birer rint olarak şiire giren şairler ibadetlere kayıtsız kalsalar da derin ve samimi bir inanca sahiptirler. Gösteriş için ibadet ettiğini düşündükleri zahide, kürsüde fakirliği övüp kendisi kürk giyen vaize ve ruhsal derinliğe sahip olmayan sufiye çatarlar. Diğer beyitte hamide kadlerine rişteyi eşki takıp bunlar atarlar tiri maksudu nedendir yayı bilmezler şeklinde bir ifade söylüyor şairimiz. Kelimelerin anlamlarına bakalım dilerseniz. Hamide eğri kambur anlamına gelen bir sözcük. Kad, boy, endam. Burada beli iki büklüm olmuş bir insan portresi çizmeye çalışıyor şairimiz. Rişte, ip, urgan, tel, sicim gibi anlamlara geliyor. Eşk, gözyaşı. Gözyaşının dolayısıyla ipe benzetilmesi söz konusu. Akarken kesintisiz bir şekilde, ardışık bir şekilde aktığını düşündüğümüzde bir ip ya da bir sicimi andırabilir. Evet, tir, ok demektir. Maksud ise emel, gaye, arzu, maksat gibi anlamlara gelir. Yay, okun fırlatıldığı savaş aleti. Eski dilde de keman diyorlar buna. Günümüz Türkçesiyle nesre aktardığımızda şair şunu söylüyor. Bunlar eğilmiş endamlarını gözyaşı ipini takıp emel okunu atarlar. Ama yayın neyden yapıldığını bilmezler. Bakınız burada nedendir sözcüğünden ötürü ikinci mısrada şöyle bir anlamla çıkıyor. Ama yayın her neden ya ama her nedense yayı bilmezler şeklinde toparlayabiliriz. Şekilde de görüldüğü gibi iki büklüm olmuş, gözlerinden ardışık kesintisiz bir şekilde gözyaşı akıtan bir insan kalbinden de ne yapıyor? Bir maksut oku, gaye, amaç oku fırlatıyor. Dolayısıyla şairin burada söylemek istediği şey şu. İki büklüm olmuş insanlar bir yay olarak düşünülmüş. Ağlar durumda olan bu insanların gözyaşları sicime benzetilmiş. Böylece bir yay elde edilmiş. Bu yaydan fırlatılan ok ise gönlün muradıdır. Şair burada murada ermek için iki büklüm olup gözyaşı dökmek ve halis niyetle niyazda bulunmak gerektiğini ifade etmiştir. Diğer beyitte şafak cun kan içinde dağını seyretse aşıklar, güneşte zerre görmezler, felekte ayı bilmezler şeklinde bir ifade söylüyor. Şafak cun, şafak rengi yani kızıl anlamına gelir. Dağ yanık yarısıdır, yanıktır. Zerre en küçük parça, toz anlamına gelir. Felek, yerin üstüne kapaklanmış taslar şeklinde düşünülen gök katmanları, tali, devran, şans gibi anlamlara da gelir.
Şair burada şunu söylüyor. Aşıklar şafak rengi kan içinde dağ yaralığını seyretseler, güneşte zerre görmezler, felekte ayı bilmezler. Dolayısıyla kendi dağ yaralığını izlediklerinde gökteki güneşe ve felekteki aya kayıtsız kalırlar anlamında bir ifade söylüyor şair. Eski aşıklar içlerindeki acıyı fiziksel acıyla bastırmak amacıyla vücutlarını dağlarlarmış. Dağ yarası aşıklık alametidir ve divan şiirinde genellikle lale, yani o dönemdeki karşılığı gelincik çiçeğine benzetilir. Yuvarlak ve kanlı yara gökteki güneşin ve felekteki ayın yerini almıştır diyebiliriz. Son beyitte şair kendisine sesleniyor. Hayali fakr şalına çekenler cismi uryanı, onunla fahrederler atlas-ı divayı bilmezler diyor şairimiz. Fakr, fakirlik, yoksulluk anlamına gelen bir sözcük. Şal, omzu örten giyecek, bilhassa dervişlere mahsus bir giyecek olarak düşünmemiz icap ediyor. Cism, beden, ten anlamına gelir. Uryan, çıplak demek. Fahretmek ise övünmek anlamına geliyor. Atlas, ipek ve pamuktan yapılmış kıymetli bir kumaştır. Diva da keza ipekli kumaş anlamına geliyor. Burada şal, değil mi? Fakirlik sembolü olarak anılırken atlas ve diva zenginlik alameti olarak tezat oluşturacak şekilde kullanılıyor. Şair diyor ki, ey hayali, çıplak tenlerini fakirlik şalına saranlar onunla övünürler. Onlar ipekli ve pamuklu kumaşı bilmezler şeklinde bir ifade söylüyor. Ve burada Hazreti Muhammed'in fakirlik övüncümdür, el fakru fahri hadisine gönderme yapılmıştır. Derviş olanlar için dünyevi servet ve gösterişin bir önemi yoktur. Onlar atlas, diba veya herhangi bir dünyevi kıymet arz eden servet veyahut maddi değeri olan nesneleri, unsurları hesaba katmazlar demeye çalışıyor şair. Ki hayalinin kalenderilikten yetişmiş olduğunu, bu mantıkla hayatını devam ettirdiğini göz önüne aldığımızda şiirin kıymeti bir kat daha artıyor. Bir beyti günümüz Türkçesiyle nesre aktarırken yapmamız gereken iki eylem vardır. Bunlardan ilki metni düz cümle haline getirmektir. Yani özneyi başa, yüklemi sona koyarak düz cümle haline getirip şiiriyetini bozduğumuz metni, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamlarını da güncellediğimiz zaman bu iki işlemden sonra daha anlaşılır hale getiririz. Bu, yani günümüz Türkçesiyle nesre aktarma, pedagojik olarak bize kolaylık sağlar. Ancak eski insanlar, eski şairlerimiz böyle bir çaba içine girmiyorlardı zaten. Biz bunu sadece günümüzde daha rahat anlatabilmek adına, bu tür beyitlerin daha iyi anlaşılabilmesi adına yapmış olduğumuz bir aktivite olarak tavsiye ediyoruz. Hayali Bey'in şiirinde her bir beyitte vezni bulmaya çalışalım. Bir beyitte vezni bulurken öncelikle medli bir hecenin bulunup bulunmadığına bakmamız icap ediyor. Baktığımız takdirde böyle bir heceye denk gelmediğimizi görüyoruz. Mısraları altlı üstlü kıyaslayarak açık ve kapalı hece dengelerini göstermek suretiyle devam edelim. İlk heceler görüldüğü gibi alt ve üstte açık. G'ye karşı altta şu. İkinci hecelerde uzun olduğunu görüyoruz. Üçüncü hecelerde de bir müştereklik söz konusu. Dördüncü heceler keza aynı şekilde. Buraya kadar yapmış olduğumuz işlemden sonra kaç hecesi bulunduğunu saymamızda bir fayda var. Çünkü mefailün şeklinde ilk tefile çıkmış görünüyor. Eğer 4x4'lük bir vezinse 4 tane mefailün bulma olasılığımız varsa ona göre hareket ederiz devamında. Saydığımız takdirde cihan ara cihan içindedir arayı bilmezler. Evet, 16 hece. Aşağısını da saymamız icap eder. Şu mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler. Evet, 16 hecemiz söz konusu. Böyle olduğu için 4x4'lük bir vezin olma olasılığı yüksek. İlki mefailün çıktı.
Devamında bakalım. İkinci olarak da me açık hecesini elde ettik. Mefailün şeklinde mi devam edecek? Evet, fa i derken, bakınız cihani Çin'dedir derken cihani şeklinde hecelediğimiz için buradaki ulamayı göstermemiz icap ediyor. Vezne çok da tesiri yok. Çünkü cihan anla bittiği için zaten medde hece olmayacak. Ancak ulamayı mutad olduğu üzere göstermekte fayda var. Aşağıdaki uzun heceye karşılık yukarıda kısa hece denk gelmiş. Hemen imalemizi de yaptık. Diğer hecelere baktığımızda her ikisinin de kapalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci mefailünü de bulmuş olduk. Üçüncü olarak da bakınız me açık heceler altlı üstü denk geldi. Yukarıda yapmamız gereken bir eylem var. Buna sekt adı veriliyor. Biz dedir ve daha sonrasında arayı bilmezler şeklinde devam etmemiz gerekiyor. Eğer burada için dedi rarayı bilmezler şeklinde devam edersek bir sekt yapmış olmamız gerekecektir. Devamında ise aşağı mısrada görüldüğü gibi kapalı. Yukarıda da hiç açmadığımız takdirde kapalı bir hece elde ettik. Dir hecelerinden bahsediyorum. Daha sonra ise A hecesinde bir imaleye başvurmamız gerekiyor. Zaten burada tonlarken de dikkat edin. Ara'yı bilmezler. Cihan Ara'daki Ara'nın da bu diğer Ara'yı bilmezler'deki Ara'yı uzatmamıza sebep olduğu aheng açısından dikkate değer bir tespit olacaktır. Devamında ise aşağıda Derya'yı bilmezler. Yukarıda ise gördüğünüz üzere Ra hecesi var. Onun da uzatılması gerekiyor. Yı bilmezler. Dördüncü mefailünümüz de çıktı. Dolayısıyla zaten okurken o tempoda hissetmişsinizdir. Cihan ara, cihan içindedir arayı bilmezler. Şu mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler şeklinde tefiilelerine uygun olarak yani taktili okumayı da elde etmiş oluruz. Belirtmem gereken bir husus dir. Orada sekti yaptık ama orada bir cümle tamamlanıyor. Yani normal şartlarda günümüz Türkçesi için de değil mi? Ulama yapılması gereken durumlar vardır, yapılmaması gereken durumlar vardır. Söz gelimi iki sözcük arasında virgül ya da nokta bulunduğu zaman bir ulama söz konusu olmaz. Burada da aslında bir cümle tamamlanıyor. Farklı bir cümleye geçiliyor. Hiç olmadı arada günümüz Türkçesi olsaydı bir virgül yer alacaktı. Oradaki duraksamayı sekt olarak gösterdik ama göstermemekte de haksız bir sonuç elde etmemiş oluruz değerli arkadaşlar. Devam edelim. Diğer beyitte şairimiz ne yapmış? Evet, veznin 4 mefailün olduğunu tespit etmiş bulunduk. Yine de hiç bilmiyormuşçasına diğer beyitte de aynı işlemleri yapalım. Beyit diyor ki harabat ehline duzah azabın anma ey zahid ki bunlar İbn-i Vakt olduğu gamı ferdayı bilmezler. Öncelikle medli bir hece var mı? Onu hemen bir buçuk hece, bir çizgi, bir nokta olarak göstermemiz icap eder. Baktığımız takdirde böyle bir hecenin bulunmadığını görüyoruz. İlk heceler açığa açık denk geldi. Sorun yok. Kıyaslayarak gidiyoruz. İkinci hecelerde kapalı. Üçüncü hecelerde sorun yok. Ancak bunları bir derken bir ulama yapmamamız icap ediyor. Yani lar hecesinin açılmamış olması gerekiyor. Dolayısıyla bir sekt eylemi yaparsak burada kapalı hece elde etmiş oluyoruz. Diğer hecelerde sorun yok ama harabateh derken çünkü harabat, bat hecesi normalde medli bir hece. Ancak burada açıldığı için o açılmayı da yani ulamayı da göstermek durumundayız. Harabateh dediğimiz anda bir ulama olduğu ortaya çıkıyor. Devamında açık hece ikinci mefailüne geçti çünkü. Bir diğer hecede ise altta kapalı vak değil mi? Ünsüz de bittiği için kapalı bir hece. Yukarıda ise açık kısa ünlüyle biten bir hece var. Dolayısıyla hemen bu heceyi uzatmak yoluna gidiyoruz. İmare yapıyoruz. Diğer hecelerde sorun yok. Vakt oldu şeklinde hecelemediğimiz için vakt oldu. Zaten vakt açılmamış olsaydı medli bir hece olacaktı. Buradaki ulamayı göstermek zorundayız. Vakt oldu dediğimiz zaman yukarıdaki ünsüz de biten zah hecesine karşılık aşağıda du kısa ünlüsüyle biten bir hece var. Dolayısıyla kısa ünlüyü uzatma yoluna gidiyoruz. İmale yoluna başvuruyoruz. Bakınız bir diğer hecede mesela du zah azabın orada bir ayın harfi var azab. Dolayısıyla ayın harfi ünsüz bir heceye tekabül ettiği için Arapçada ulama yapamayız. Ancak bazen şairlerimiz oradaki ayın harfini
Türkçe söyleyişe uygun bir şekilde görmezden gelerek ayna ulama yapabiliyorlar. Burada böyle bir durum söz konusu değil. Söylemekte fayda var. Evet, devamında yukarıda uzun ünlüye, aşağıda kısa ünlü denk gelmiş. Dolayısıyla aşağıdakini uzatma yolunu tercih ederek imaleye başvuruyoruz. Hemen ardındaki hecelerde de azabın anma derken azabı nan dediğimiz anda bın hecesi açıldığı zaman açık bir hece elde ediliyor. Bunu bir daha imaleyle uzatmamız icap edecek. Hiç açmayıp sekt yoluna başvuruyoruz bın hecesinde ve kapalı bir hece elde ediyoruz bu sayede. Devamında yukarıda ünsüzle biten heceye, aşağıda uzun ünlüyle biten hece, her ikisi de kapalıdır sonuç itibariyle, bir sorun yok. Ve son mefailüne baktığımız anda ma ve y açık heceleri, kalanları da failün şeklinde ortaya çıkıyor. Görüldüğü üzere imaleler, ulamalar gözden kaçırılmadığı takdirde ve yeri geldiği zaman vezin gerektirdiği takdirde bazı hecelerin açılmayarak kapalı konumda muhafaza edilmesiyle, yani sekt yoluyla veznimizi doğru bir şekilde tespit etmiş oluyoruz. Harabate line duzah azabın anma ey zahid ki bunlar ibni vakt oldu gamı ferdayı bilmezler şeklinde takdili okuyabiliriz. Veznimiz dört mefailü. Diğer beytimiz hamide kadlerine rişteyi eşki takıp bunlar atarlar tir maksudu nedendir yayı bilmezler şeklinde. Baktığımız zaman hamide kad değil mi? Açığa açık denk gelmiş. Mefailün elde edeceğiz. Bu saatten sonra biliyoruz. Ancak hiç bilmiyormuşçasına da hareket edebiliriz. Her defasında aynı şeyleri sıfırdan tekrar edelim ki pekiştirmiş olalım. Açığa açık. Evet, kapalıya kapalı. Üçüncü hecede bir durum var. Hamide şeklinde uzatmamız gerekiyor. Çünkü aşağıdaki hece kapalı, ünsüzle bitiyor. İmare yaptık ve dördüncü hecelerde de bir sorun yok. Mutabakat söz konusu. Evet, ikinci mefailün M hecesi çıktı. Devamında ise yukarıda değil mi? R kısa ünlüyle biten bir hece. Aşağıda mak söz konusu. Dolayısıyla kısa olan ünlüyü uzatıyoruz. Yani imaleye başvuruyoruz ilk planda. Eğer heceyi açıklık kapalılık açısından vezne uyduramadığımız takdirde tam tersini deneriz değil mi? Ve zihaf yaparız. Ancak zihaf da unutmayın uzun ünlünün kısaltılması yoluyla olur. Yani burada mak hecesini zorlayıp da kısa hece yapmak gibi bir zihafa kolay kolay rastlayamazsınız. Diğer hecelerde u uzun ünlüsüne değil mi? Yukarıda kısa ünlü denk gelmiş. Zaten daha evvelki derslerimde anlatmıştım. Ne demiştim? 3 tane açık hece yan yana geldiyse yukarıda ilk mısrada bu durum söz konusu. Le, ri, ne. 3 tane açık hece var. Burada kesinlikle bir aruz işlemi yapmamız gerekiyordur zaten. Çünkü aruz kalıplarının hiçbirinde 3 açık hece yan yana gelmiyor. Devam edelim. Rış hecesine karşı aşağıda du kısa hecesi. İmale yaparak uzatıyoruz. Diğer heceler açık. Altlı üstlü sıkıntı yok. Burada yine üst mısrada değil mi? İmale yapmamız gerekiyor. Diğer hecelerde eş ve dir ikisi de ünsüzle bitiyor. Ve son me failün hecesine de geldik. Bir önceki hecede bakınız altlı üstlü aynı yerde imalelere başvurmamız gerekiyor. Yani altlı üstlü uyuşmamazlık söz konusu olduğunda değil, vezne uydurmamız icap ettiğinde de doğal bir şekilde bizim imaleyi mısraların aynı yerinde aynı anda yapmamız icap edebilir. Ve dördüncü mefailünde çıktı. Hamide kad lerine riş te-i eşki takıp bunlar atarlar ti-ri maksudu nedendir ya-yı bilmezler şeklinde takdili okuyabiliriz. Evet, bu beytimizde hemen vezni bulmaya başlayalım. İlk heceler açık, sorun yok. Şa ve gü kısa ünlüyle bittiği için ikisi de açık. İkinci heceler kapalı. Üçüncü heceler yukarıda kapalıya aşağıda açık hece denk gelmiş. Burada değinmem gereken bir husus var. Türk Edebiyatı'nda kural olarak an ile biten hecelerin medli hece sayılmayacağına dair bir kural söz konusu. Ancak şairlerimiz inisiyatif kullanarak bazen
un ve in ile biten heceleri de medli hece kabul etmezler. Burada da aynı durum söz konusu. Şafak cun derken cun hecesinde medli hece kabul edilmediğini görüyoruz. Diğer hecelere bakalım. Yukarıda şafak gun kan, değil mi? Kan Türkçe bir kelime, uzunluk söz konusu değil. Ancak ka ni şeklinde normalde okumamız icap ediyor. Lakin bize burada vezin gereği kapalı bir hece lazım. Dolayısıyla burada ulama yapmıyoruz. Ka ni şeklinde değil, kan i şeklinde heceleyerek devam edeceğiz. Böylece mefailünü elde etmemiz icap ediyor. Dolayısıyla yapmış olduğumuz eylem sekt. İkinci mefailüne geçtik. Me açığa açık, fa i derken yukarıda de kısa ünlüsü barındıran bir hece söz konusu. Aşağıda kapalı hece var. Dolayısıyla yukarıdakini kapatma yoluna gidiyoruz. Lün, ikinci mefailünde sorun yok. Me, fa derken evet yukarıda kısa ünlüyle biten bir heceye aşağıda kapalı bir hece denk gelmiş. Dolayısıyla kısa ünlüyü uzatma yoluna gideceğiz. İmale yaptık. Bu sefer tam tersi, yukarıda kapalıya aşağıda açık denk geldi. Öncelikle açığı kapatma yoluna gideceğiz. Eğer vezin tutmuyorsa bu sefer tam tersini yaparız. Ancak Türk edebiyatında sonu ünsüz de biten bir heceyi zihaf yapmak pek bulunmayacak bir durum. Zihaf yapılsa bile uzun ünlünün kısa okunması suretiyle gerçekleşir daha çok. Evet, bakalım red dedik. Yukarıdaki ünsüz de biten kapalı bir hece. Aşağıda a var, değil mi? Onu uzatıyoruz. Dolayısıyla dördüncü mefailüne geçerken ilk heceler açık. Me, fa, i, lün. Veznimiz ortaya çıktı. Şafak, gün, kan, içinde, da, ını, seyret, se, aşıklar. Güneşte, zerre, görmezler. Felekte, a, bilmezler. Şeklinde taktili okuruz ve karşımıza dört mefailün vezni çıkar. Evet, son beyte geldik. Hayali fakr şalına çekenler cismi uryanı, onunla fahrederler, atlas-ı dibayı bilmezler şeklinde. Dolayısıyla bir vezin bulunurken öncelikle medli hecelerin tespit edilmesi gerektiğini son derece önemli olduğunu söylemiştik. Tabii bu kağıt üzerinde bulunurken yapılması gereken bir eylem. Doğal şartlarda divan şiiriyle iç içe olan oradaki aruz ahengini, musikisini sindirmiş insanlar okuduğu takdirde vezni doğrudan tespit ederler. Ancak bu aşamaya gelinceye kadarki süreçte yazılı olarak metinler üzerinde vezin bulunacaksa mutlaka öncelikle medde heceleri bulmamız icap eder. Burada fakr gördüğümüz üzere iki ünsüz barındırıyor hece, hecenin sonunda ve açılmıyor. Fakrı olsaydı mesela durum farklı olacaktı ama fakr şalına dediği anda burada medli bir hece olduğunu tespit ettik. Vezni buna göre bulmamız icap ediyor devamında. Me, fa, i, lün ve sonraki mefailünün m'si de buradan çıkıyor. Gördüğümüz gibi yukarıdaki fakr hecesi aşağıda fah, re hecelerine denk geliyor. İşte medli heceyi bulmak bu noktada önemli. Eğer tespit edemezsek bundan sonraki heceler zaten sıralama itibariyle de kayacak ve vezin bulunamaz hale gelecektir. Me, fa, i derken yukarıda gördüğümüz üzere bir durum söz konusu. Aşağıda da sekt yapmamız icap ediyor. Hecenin açıldığı durumda sıkıntıya vücut verecek bir durum söz konusu. Öyle olduğu için de hiç açmıyoruz sekt yaparak. Devamında da götürüyoruz. Yukarıda açık heceye aşağıda kapalı denk geldi. Yukarıdakini hemen uzatma yoluna gittik. Bakınız zaten yukarıda eğer imaleleri yapmamış olsaydık 3 açık hece yan yana gelecekti ki 3 açık hece aruz ölçüsünde yan yana gelmiyor. Devam edelim. Bu sefer yukarıdakine aşağıda açık denk geldi. Aşağıdakini uzatma yoluna gittik. Sonraki hecelerde sorun yok. Bir diğerinde sorun yok. Ve son hecede de gördüğünüz üzere me, fa, i, lün. Yukarıda uryanı derken değil mi? Mısra sonlarının her zaman bir kapalı heceye tekabül ettiğini hatırlatalım istedim. İşte bu şekilde dört mefailün şiirin beş beytinde aynı anda bulunabilir. Dediğim gibi aruz ahengini zaten sindirdikten sonra şiir okunduğu andan itibaren onun vezni doğru bir şekilde tespit edilebilir.